Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin durduğunu açıkladı. Hemen detaylarına bakalım. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Ukrayna ile müzakereler hiçbir formatta devam etmiyor, Kiev süreçten uzaklaştı dedi. Rusya ve Ukrayna heyetleri en son 29 Mart'ta İstanbul'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. O tarihten sonra sadece video konferans formatında görüşmeler yapıldı. Sürecin artık ilerlemediği ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı müzakerecilerin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından yönetildiğini iddia etti. Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermeye hazır olmadığını da söyledi. Kremlin sarayından da açıklama geldi konuya ilişkin. Sözcü Dmitri Peskov, Ukrayna operasyonunda her şey planlandığı gibi gidiyor, belirlenen tüm hedeflere ulaşacağımızdan şüphemiz yok dedi. Peskov, Putin ülkemizi hangi yöne götürdüğünü biliyor ifadesini de kullandı. Ukrayna'da Rus birliklerinin geri çekildiği Harkov'a ilk giden Türk televizyon kanalı Haber Global oldu. Muhabirimiz Murat Karataş ve kameraman Buğra Benlioğlu bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor. İşgalden temizlenen Saltivka kendine, kentine de girdiler. Ukrayna'daki savaşta rüzgar tersine döndü. Rusya mevziyi kaybediyor. Rus askerleri ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'dan püskürtüldü. Ukrayna askerleri Harkov'da Rusya sınırına dayandı. Geriye koca bir enkaz kaldı. Haber Global muhabiri Murat Karataş ve kameraman Buğra Benlioğlu sıcak bölgeye gitti. Harkov'da çatışmalardan en çok kentin kuzey kesimleri hasar gördü. Savaştan önce resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı kentten yaklaşık 600 bin kişi de savaş nedeniyle tahliye edildi. Ancak Kalanlardan da maalesef yaklaşık 600 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Burası yine kentin kuzeyinde bir yerleşim yeri. Hemen yanında bir alışveriş merkezi var. O kadar çok roket ve top mermisi düşmüş ki bakın düşen roketlerden bir tanesi buradaki park halindeki aracı alışveriş merkezine doğru savurmuş. Rusya'nın Harkova saldırılarından en çok etkilenen yerlerden biri Saltivka. Şu an bulunduğumuz noktaya çok sayıda roketin ve top mermisinin düştüğünü görebiliyoruz. Hatta öyle ki aynı noktaya birkaç top mermisinin ya da roketin düştüğünü görmek de mümkün. Çok büyük bir krater var burada yine çok ciddi anlamda hasar oluşturmuş. Bakın çok büyük bir çukur açmış buraya düşen. E, mermi ve e, tamamen bu bölge harab olmuş. Çatışmalar Harkov çevresinde devam ediyor. Zaman zaman top sesleri duyuluyor. Özellikle İzyum bölgesindeki askerler nedeniyle Rus askerleri nedeniyle oraya e, oradaki çatışmalara buradan özellikle topçu atışlarıyla. Ee, bir baskı yaratılmaya çalışılıyor ve en azından e, İzyum'dan Rus askerlerinin güneye inmesine engel olmaya çalışıyor e, Ukrayna ordusu. Ukrayna'nın düşürdüğü bir Rus helikopteri de geride kalanlar arasında. Rus askerleri çekilirken her anlamda geride bir enkaz bıraktılar. İşte Biskvitne köyü yakınlarında bir Rus Mi-28 helikopteri, geçtiğimiz günlerde düşürülen helikopterin enkazı, hala bir tarlanın ortasında duruyor. Ve çatışma izlerinin olduğu bir başka yerleşim yeri. Rohan köyündeyiz. Köyün bulunduğu nokta biraz Harkov'un kuzeyi. Kuzeyde bulunan tüm köylerde olduğu gibi burada da çatışmanın izleri yoğun. Hatta köyde yoğun tahribat var. Ee, ağırlıklı olarak dediğimiz gibi kentin kuzeyinde bu tahribatı görmek mümkün. Ruslara ait bir tank, e, tahminler odur ki bir e, silahlı insansız hava aracıyla vurulduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü tankın kulesi e, kopmuş ve yanına düşmüş. Tahribat çok büyük. Bir taraftan da Rusların arkalarında bıraktıkları mayınlara karşı arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Burası Arkov'un kırsalında bir tarım arazisi. Ekipler şu an araziye dağılmış vaziyette. El yapımı patlayıcı ve mayın araması gerçekleştiriyor. Çünkü bu ekinler büyüdüğünde bunların biçilmesi gerekecek. Köylülere herhangi bir risk oluşturmaması için şu an tarlada arama tarama yapılıyor. Rusya sınırındaki Harkov, Ukrayna Savaşı'nda en yoğun hava saldırılarına maruz kalan kent oldu. Rusya saldırılarını karadan da desteklese de hedefine ulaşamadı. Kent işgale direndi.